Peki ne? Rauntas arkadaşlar. Rauntas gong çaldı. Nabız 180-200. Kenardayız. Yani köşemize geldik. Hemen dişliğimizi çıkartıyoruz ve yine merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen sorulardan en yoğunlardan bir tanesi, hocam boksörün nefes disiplini nasıl olmalı? Nasıl nesil nefes alıp vermeliyiz? Ve yine kondisyon ekonomimiz nasıl olmalı? Ve yine yanlış yapılanlardan bir tanesi de normal pasif sporlarda uygulanan nefes düzeninin boksa uyarlanmaya çalışılması ve bu yüzden müthiş bir efor kaybına uğramanız arkadaşlar. Antrenmanlarda soğumanız, hatta maçlarda bu düzensiz nefes alımlarından ve nefes disiplininden yoksun çıkartmış olduğunuz maçlarda eforunuz, kondisyonunuz yerlerde sürünür ve istemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsınız. İşte bokstaki müthiş nefes disiplini nasıl olmalı? Arkadaşlar, boksta sert, ani, patlayıcı güçle birlikte hızlı bir şekilde rakibe aktardığımız güç esnasında müthiş bir oksijen ihtiyacımız vardır arkadaşlar. Vücut kas sisteminin ve yine iç organlarının ve beynimizin arkadaşlar. İşte bu halde işte vuruşu aktardığımız esnada vücudumuzu kastığımız noktada patlayıcı gücün açığa çıktığı o anda ani bir şekilde ağızdan müthiş bir basınçla nefes boşaltımı sağlarız. Yani işte bu nefes boşaltımı, yani karbondioksit boşaltımı esnasında vücut kasılmasında akciğerlerle birlikte basınçla çıkan karbondioksitin peşine hemen vücut koruma sistemimiz arkadaşlar oksijen alımı sağlar. İşte deneyin. Hemen peşine vücut otomatik olarak oksijen alımı yaptı. Normaldeyken de yine birden basınçla ani ve güçlü bir şekilde nefes boşaltımı gerçekleştirin. İşte hemen vücut kendini diyaframa oksijenle doldurup içerideki organların özellikle korunması için ve beslenme için arkadaşlar otomatik olarak oksijen aldı. İşte bu yine vuruşlar esnasında hani işte tıslayarak oksijen alımı gerçekleştiriyoruz. Aslında boşaltım değil bu. Müthiş şekilde oksijen alımı. Her vuruşta arkadaşlar bakın bunu pas geçmeyin. Her vuruşta ve yine antrenmanlarda görmüşsünüzdür. Torba dövürken boksörler bağırır veya evet. Ve maçlar esnasında boksörler tıslar. İşte bu tıslamaların ve bu bağırışların nedeni müthiş şekilde vücudun oksijen ihtiyacını karşılamaktır arkadaşlar. Her zaman atak yapmıyoruz tabii ki. Yaptık atağımızı, geri çekildik, savunmadayız. Nabız olmuş 180-200. Bakın. Kesinlikle ve kesinlikle burnundan nefes alıp ağzından vermiyorsun arkadaşlar. Burun kanallarımız yeterince metreküp oksijeni vücuda depolayamadığı için, alımını sağlayamadığı için vücut oksijensiz kalabiliyor. Ve bu da bizim performansımızın düşmesine neden olan en büyük faktörlerden bir tanesi. Ağızdan arkadaşlar. Ağzımızda dişlik var, fark etmez, zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. İşte diyaframı müthiş şekilde oksijenle doldurup kaslarımızın ihtiyacı olan ve iç organlarımızın ve beynimizin ihtiyacı olan oksijeni mümkün olduğunca ağızdan alarak vücudumuza depoluyoruz. Ve yine aynı hızla beraber karbondioksit boşaltımı. Yine işte bunlara çok özen gösterir. Ve yine rauntas arkadaşlar. Rauntas gong çaldı. Nabız 180-200. Kenardayız. Yani köşemize geldik, hemen dişliğimizi çıkartıyoruz ve yine ağızdan alıp ağızdan veriyoruz arkadaşlar. Nefesimizi, diyaframı bol oksijenle dolduruyoruz ve yine karbondioksiti bol bir şekilde boşaltıyoruz.